Herkese merhabalar. Bugün sizlere evde çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, tam kıvamında ve çok lezzetli bir kazandibi tarifi hazırladım. Tüm püf noktalarını ve detaylarını paylaşmış olduğum bu güzel kazandibi tarifimin yapılışına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Kazandibi tarifim için ben köy sütü kullanıyorum. Bu tarz tatlılarda köy sütü kullanırsanız lezzeti ayrı bir güzel oluyor açıkçası. Ama imkanınız yoksa tabii ki paket sütlerle de bu tarifi yapabilirsiniz. Ben önceden kaynattığım sütümün üzerinde biriken kaymağı alıyorum ve sonrasında bu sütten 2 su bardağı olacak şekilde kenara ayırıyorum. Bu kenara ayırmış olduğum iki bardak sütle kazan dibinin sübyesini yani kıvam verici karışımını hazırlayacağız. Şimdi de içerisinde yarım su bardağı şekerimi ilave ediyorum ve ardından 1 çay bardağı nişasta ekliyorum. Ben buğday nişastası kullandım ama sizler dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Şimdi de içerisine bir çay bardağı pirinç unumu ilave ediyorum. Bu tarifte mutlaka pirinç unu kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü pirinç unu bu tatlıya ayrı bir kıvam ve lezzet veriyor. Kasemin içerisine almış olduğum tüm malzemeyi çırpıcı tel yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu aşamada içerisinde topaklama olmamasına dikkat edelim. Tüm malzemeyi güzelce karıştıralım ve bunu bir kenara alalım. Şimdi de uygun bir tencerenin içerisine 5 su bardağı sütümü aktarıyorum ve ardından içerisinde yine 200 milimlik su bardağıyla bir bardak şekerimi ilave ediyorum. Şekeri ve sütü yine çırpıcı telle biraz karıştırdıktan sonra ocağımın üzerine alıyorum ve ocağımın üzerinde süt ve şekeri kaynamaya bırakıyorum. Şeker ve süt kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kısık ayara getiriyorum. Ve sonrasında kenarda hazırlamış olduğum nişastalı pirinç unlu karışımı yavaş yavaş üzerine ilave ediyorum. Öncesinde pirinç ununu nişastalı sütlü karışımı çırpıtıter karıştırıyorum. Ve videoda görüldüğü gibi yavaş yavaş kaynamış olan sütümün üzerine aktarıyorum. Bu aşamada mutlaka çırpıcı telle sıcak sütümüzü karıştıralım. Kazan dibi muhallebimizin topak topak olmaması için kısık ayarda ve sürekli çırpma teliyle karıştırarak muhallebimiz koyulaşıncaya kadar pişirelim. Bu tarz muhallebileri karıştırmazsak çok çabuk dibi tutabilir ve alt kısmı yanabilir. Bu yüzden sürekli kısık ayarda çırpma teliyle karıştırarak muhallebimizi kıvam alıncaya kadar pişirelim. Şimdi muhallebim gördüğünüz gibi kıvam aldı ve bu aşamada içerisine böyle 50 gram kadar yağ ekledim. Tereyağı ya da margarin ekleyebilirsiniz. İçerisindeki yağ da güzelce eridikten sonra 3 dakika kadar daha kaynatıp ve bu kıvama geldikten sonra ocağımın altını kapatıyorum ve muhallebimi bir kenara alıyorum. Kazandibi bir muhallebimin içerisinde şimdi de bir paket vanilya ekliyorum. Eğer elinizde varsa damla sakızı da ekleyebilirsiniz. O da ayrı bir lezzet veriyor. Şimdi vanilya ile birlikte de çırpma teli ile güzelce muhallebimi karıştırıyorum. Kazandibi tatlımı ben bu şekilde bir fırın tepsisi içerisinde yakacağım. Öncesinde güzelce tereyağıyla yağladım her yerini ve sonra da üzerine bu şekilde süzgeç yardımıyla pudra şekeri serpiştiriyorum. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar pudra şekeri serpiştirdim. Bu arada kenarda bekleyen kazan dibimizin muhallebesini de ara ara bu şekilde karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın. Şimdi her yerini yağlayıp pudra şekeri serpiştirmiş olduğum fırın tepsimi ocağımın üzerine aldım ve ocak üzerinde öncesinde pudra şekerlerini güzelce yakıyorum. Bu aşamada ocağımızın altı çok harlı ateşte olmasın. Orta ateşte pudra şekerlerini güzelce yakalım. Pudra şekerlerinin tamamı yandıktan sonra kenardaki kazan dibimizin muhallebisinden İki kepçe olacak şekilde tepsinin üzerine dökelim. Sonrasında bir spatula yardımıyla dökmüş olduğumuz muhallebiyi tepsinin her yerine güzelce yayalım. Daha önce de belirttiğim üzere ocağımız bu aşamada da orta ateşte olsun. Çok harlı ateşte olmasın ki muhallebiler birden yanmasın videomda da gördüğünüz üzere tepsinin orta kısmı zaten çok çabuk şekilde yanıyor. Önemli olan bu kenar kısımlarını da eşit oranda yakabilmek. Bu yüzden kenar kısımlarını ocağımızın üzerine tutarak kenardan başlayarak her yerini yavaş yavaş eşit bir şekilde yakmaya özen gösterelim. tepsimiz 15 dakika gibi bir sürede her yeri zaten eşit bir şekilde yanıp üzerindeki muhallebisi de koyulaşıp kıvam alıyor. Tepsiyi yakma işlemlerini biraz hızlandırarak geçiyorum ki sizler de izlerken sıkılmayın. Gördüğünüz gibi öncelik kenar kısımlarını yakabilmek. Bu şekilde spatula ile içerisindeki muhallebiyi güzelce yaya yaya yakma işlemine devam ediyorum. Ve mutlaka üzerine döktüğünüz muhallebi iki kepçeyi geçmesin. Fazla miktarda dökerseniz bu şekilde kıvam alması daha uzun sürecektir. Bir de bu yakma işleminde tepsi oldukça ısınıyor. Bu yüzden elinize mutlaka bir eldiven ya da bir bez ile muhafaza edin ki eliniz bu aşamada yanmasın. Fırın tepsisini sürekli çevire çevire bu şekilde her yerini eşit oranda yaktım. Şimdi bu aşamada artık ocağımın altını kapatıyorum ve muhallebimle buluşturuyorum. Kazan dibinin muhallebisini tepsiye dökmeden önce mutlaka 2 dakika boyunca mikser yardımıyla çırpın. Bu sayede muhallebiniz daha böyle sünen hafif akışkan kıvamda güzel bir muhallebi olacaktır. Fırın tepsimin her yerine eşit olacak şekilde çırpmış olduğum kazan dibimin muhallebisini döküyorum. Ve ardından şöyle ileri geri bir sallayarak her yerini eşitliyorum. Ocak üzerindeki fırın tepsimi artık ocaktan alıyorum ve tezgah üzerinde ortam sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakıyorum. muhallebimiz mutlaka güzelce tezgah üzerinde soğusun. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağız ve buzdolabında en az 5 saat kadar kazandibi muhallebimizi soğutacağız. Ben çekimi yetiştireceğim için çok fazla soğutamadım açıkçası. Bir gün bekletirseniz kıvamı daha güzel olacaktır. Şimdi 3 saat kadar dinlendirmiş olduğum tatlımı bir bıçak yardımıyla dilimliyorum. Ben ince olarak tepsiye yaydığım için muhallebimi sararak servis edeceğim. Bu şekilde bir kevgir yardımıyla tatlımı sarıyorum ve sonrasında servis tabağına alıyorum. Söylediğim gibi ben 3 saat kadar dinlendirdiğim için hala tatlım yumuşak kıvamda ve sarması biraz da zahmetli oldu açıkçası. Servis tabağına almış olduğum kazandibi tatlımın şöyle size bir kaşık alarak da kıvamını yakından göstermek istiyorum. Gerçekten dışarıda hazır olarak satılan kazandibi tatlısının lezzetinden hiçbir farkı yok. Gördüğünüz gibi böyle uzayan, sünen bir kıvamda. Evde çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kazandibi tarifi oluyor. Kazandibi tatlısını rulo yapmak zor gelecekse eğer bu tatlıyı daha küçük ebatta bir tepsiye döküp daha kalın olarak hazırlayabilir ve sonrasında böyle spatula ile ters çevirerek de servis edebilirsiniz. Evet bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ve önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.